Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? İsmim Ferhat Döldaş. Ben 37 yaşındayım. Aslen Ağrılıyım. 33-34 yıldır Denizli'de ikamet ediyoruz. Dokuzkavaklar Mahallesi'nde. Dokuma bölümünde çalışıyoruz, tekstil. Mesleğim tekstil, dokuma bölümünde. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ferhat Döldeş arkadaşımıza misafir olduk. Kendisi beyaz yangap besliyor. Hem görsel hem performans olarak çekmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden size iyi seyirler. Bu kuşçu hikaye nasıl başladı? Bizimle paylaşabilir misin? Kuşçu hikayem 8-10 yaşlarındaydım. Benim babam da kuş besliyor. Taklacı besler o. Yani çok güzel taklacılar var ama biz yani dolapçıya gönül verdiğimiz için dolapçı besliyoruz. Yani ilk ufak bir kümesten başladık. Eskiden kuş almak zordu yani, çocuktuk. Para da yoktu eskiden. Kuş da pahalıydı yani, şimdiye göre kuş çok pahalıydı. Alamıyorduk yani. Ufak bir kümes yaptık. Tabii etrafımızda arkadaşlarımız da kuş besliyordu. Onlara bakarak, onlardan esinlenerek. Böyle birkaç tane kuş başladık işte, getirdik, pazardan aldık. Oradan buradan arkadaşlarımızdan getirdik. Yani öyle şura başladık yani. Gördüğüm kadarıyla beyaz yangap besliyorsun. Bu beyaz yangapların hikayesini dinleyebilir miyiz? Beyaz yangapların hikayesi, bu kuşlar şu anda şu kuşların şeysi 15 yıla falan dayanıyor yani kanı. 15 yıl. Tam 15 yıl olmuştur yani. Kuşların kanı, bir arkadaşımdan bir güvercin getirdim, Hüseyin İnan'dan. Tabi bu kuşu tutmuştu bir erkek, onu getirdim ondan. Tabi bundan önce tabi kendi kuşlarım vardı ama farklı kuşlar. Tabi daha iyileştirmeye çalıştık kuşları, daha güzel yapmaya çalıştık yani performans açısından, uçuş yönünden, dolap yönünden daha iyi olsun istedik. Kafa yönünden mesela mesafe yapabilsin diye değiştirmemiz gerekti yani, öyle icap etti. Hüseyin İnan arkadaşımdan o kuşu getirdim, tutmuştu o kuşu. Gök yangap bir erkekti. Ondan sonra kendi mahallemde yine bir arkadaşım var, Murat diye. Onlarda da bir tane dişi vardı, onu da çok beğeniyordum. Onu da onlardan istedim, sağ olsun, o da verdi. O ikisini eşledim işte, onlardan çıkan yavrularla bayağı bir oldu. Tabii kan katmak gerekti bunlara. Sonra yalan söylemeye gerek yok yani. Sonra bir tane yine kanadı kırık bir kuş tuttum, gök yangap. Tabii sahibi değil, araştırdım. Sahibi varsa verelim diye. Tabii sahibi de çıkmadı. Sahibi çıkmayınca o üç kuştan ilerledi yani bizim kuşçuluk. O kuşlarla bayağı bir zaman geçti. Yine bir kan sokmak istedim. En son Tezcan Akınlı abimizden bir tane. Daha doğrusu iki tane kuş verdi bana hediye. Burada kuşları uçurdum, kuşları beğendim. Ondan önce başka arkadaşlarımdan da kuş getirdim ama onlar kafama yatmadı yani, istediğim gibi olmadı. Sonra işte 2-3 senedir Tezcan Akınlı'nın kuşu var bir tane elimde, dişi. Ondan eşledim, birkaç tane yavrusunu aldım. Onlar şu anda güzel işte. Yani biraz daha zamanı var yani. Onları takip edeceğim biraz daha. Eğer hoşuma giderse, yani şu anda hoşuma gidiyor. Tabii ileride bir kusur çıkmazsa onu kendi kuşlarımla iyice karıştıracağım yani. Irk bozulmuş oluyor yani. Irkları yani sonuçta deniz dolapçısını bozmamaya uğraşıyoruz yani. Kusur olarak dediğin ne mesela? Bize onu açıklar mısın? Kusur olarak dediğim kuyrukları mesela. Kaç olması lazım? 14, 15, 16 kuyruk olması lazım. Ondan sonra bel kırma, göt atma dediğimiz, bilmiyorum tabii başka kuşçular yani başka şehirdekiler nasıl söylüyor bunu bilmiyorum da bizim burada bel kırma, göt atma deriz biz ona. Takla atma. Evet. O olmayacak yani. Kesinlikle. O benim gözümde en büyük kusur odur. Göt atması, bel kırması benim gözümde en büyük kusurdur. Peki batak, böyle olduğu yerde aşağı batması? Tabii o da bir kusurdur yani. Hani kesinlikle bu üç saydığımız olmamalı. Evet. Yani benim gözümde en büyük kusur kuşun göt atması, takla atması, bel kırması. Beyaz yangapların dolap stilleri nasıl? Performans olsun, uçuş olsun. Bize bunlardan biraz bilgi verir misin? Deniz dolapçısının performans yani dolabı aslında çok güzeldir yani bu kuşların.
Tabii bunları telefonla, kamerayla yakalamak zor. Çünkü çok yüksek uçtukları için, yani yüksekte hayvan daha rahat oluyor. Daha rahat olduğu için daha güzel oynuyor yani kuş. Daha güzel oynadığını tabii telefonla yakalayamıyorsun. Belli bir süre, belli bir yere kadar alçaldıktan sonra yani istediğin şeyi yakalayamıyorsun. İyice yorulmalara başlıyor. Ancak öyle yakalayabilirsin. Yani bir garak baş gibi, bir dönek gibi istediğin şekilde yakalayamazsın. Yani. Tabii çünkü bunlar... pırıltı, el pırıltısına gelmiyor çünkü bunlar. Sanırım bu denizimizde atım yarışması düzenleniyor. Siz o yarışmaya hiç katıldınız mı? Denizli atım yarışması düzenlendi. Bir Afyon Daskırı, Aydın Nazilli, Denizli'nin Çivril ilçesi, bir de Kumafşarı. Peki siz kaç kuşla katıldınız? Ben 5 kuşla katıldım. Kaçı geri geldi? 2 kuşum Daskırı'nın bir altına sarı kabağa kadar gitti. Tabii finale gidemedim. Kaç kilometre tahmini? Daskırı 80 ya da 90 kilometre olması lazım. Bayağı bir mesafe var sanırım. Evet, evet. Evet, bayağı mesafe var. Peki, şöyle bir söylenti var. Atılan kuşlarda genelde dolap yok diyerekten lens ediliyor. Doğru mudur? Ya bu doğru, kesinlikle bu doğru değil. Bu kuşlar neden doğru değil? Şimdi bu kuşlar yol yapsın diye yetiştirici arkadaşlar evin üstünde, yani bu kuşun uçması gerektiğinden fazla uçuruyor. Kuşa kondisyon yüklemek için. Yol yapsın diye, hayvan kaslansın diye. Hayvanı yani yeri geliyor 1 saat, 1,5 saat havada tutuyorlar. Yeri geliyor 2 saat havada tutuyorlar. Kuşları çok sürekli, çok havada tuttukları için, sürekli havada kaldıkları için kuşlar. Yani kuşlar dolap atmıyor yani. Dolaplı kuş ama kuş çok uçtuğu için, yani kuş uçmaya odaklanıyor artık. Uçmaya odaklandığı için dolap atmayı kesiyor hayvan. Yani bu kuş, tabii bu yarışlar bittikten sonra, yani belli bir süre geçtikten sonra gidip yani millet dolap atmıyor dedikleri kuşları görebilirler yani. Kuşların hepsinin dolapları da çok güzeldir. Peki inanmak istemeyen arkadaşlara kapınız açık mıdır ve izletebilir misiniz? Benim kapım herkese açık. Dost olan herkese benim kapım açık. Yani herkes gelip izleyebilir yani kuşları. Benim değil yani, bu yarışa katılan bütün arkadaşlar kuşlarını izleyebilirler. Hem dolap olarak, hem evet, performans olarak, hem akıl evet, olarak sanırım hepsini de izleyebilir, takip de edebilir. Evet. Peki ilk atıma giderken neler yaparsınız? Yani ne gibi programlar uygularsınız? İlk atım şöyle, ben baştan anlatayım. Yarışa katılan arkadaşlara boncuk veriliyor. Bu boncukları tabii çıkan yavruya takıyorsun. Kuşlar hepsi eşit oluyor yani. Kuşların arasında hiçbir yani eşitlikte bozukluk yok. Kuşların hepsi eşit oluyor. Boncuklar aynı zamanda dağıtılıyor. Artık yetiştirici kendi artık kuşa ne zaman takarsa artık onun kendi elinde. Kuşları tabii boncukları taktıktan sonra kuşları uçurmaya başlıyorsun. Performans yüklüyorsun dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi. Kuşları performans yüklemek zaten bu şart. Evin üstünde 1,5-2 saat uçurmadıktan sonra kuşlar yolda dayanamaz yani, güçleri yetmez. Çünkü sonuçta biz bu kuşlardan çok şey bekliyoruz. Hani bu kuşlar atım kuşu değil normalde. Performans kuşu. Kuşlardan çok fazla şey bekliyoruz aslında. Yani kuşlar da beklentilerimizi karşılıyor tabii belli bir yemek verdikten sonra. Kuşları yol göstere göstere götürüyoruz. Kuşları yol göstermek ne demek yani? Yani evinden çıkıyorsun, bir 5 kilometre ileriden atıyorsun. Ondan sonra bir 15 kilometre. Sonra 25 kilometre, böyle mesafe mesafe. Yol göstererek. Evet, yol göstererek 10'ar kilometre, 10'ar kilometre gidiyoruz yani. En son atım Çivril oldu, 95 kilometre. Düzenlenen yarışların içinde en uzun mesafeli olanıydı. Buna da 154 kuşla başladık. Tabii çok zorlu bir etaptı. Sıcak bir yandan, Haziran ayında oldu bu yarış. Sıcak bir yandan, bir de giderken çok şahin gördük yani. Şahin de çok. Şahin ister istemez kuşların önüne geçtiği zaman kuşların gidiş yönü değişiyor yani. Hayvanlar korkuyor, kaçıyor yani hayvanlar. 154 kuştan başladık. Tabii sonradan diskalifiye olanlar oldu. Evine gelenler diskalifiye oldu. Bir gün sonra gelenler. Kural öyleydi çünkü. En son 9 kuş kaldı Çivril yarışına. 9 kuştan da 5 arkadaşımızın kuşu geldi. Yani buradan yine hepsini tebrik ediyorum. Yani çok zorlu bir etaptı. Yani yarış öyle yani. Siz hakem eşliğinde mi yapıyorsunuz? Evet, son yarışta arkadaşlar hakem olmamı istedi. Ben hakemlik yaptım son yarışta. Ben Mehmet abim, Mehmet Buğurcu abimiz. Birlikte hakemlik yaptık yani, arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Bunlar eşit bir şekilde sanırım aynı anda hakemlik gözetimi önünde belli bir şekilde salıyorsunuz. Aynen, aynen öyle. En son işte 5 kuş geldi. Tabii bu kuşları
Gidip en son evinde izliyoruz yani performansına bakıyoruz. Kuşta kusur var mı? Kusur olan kuşlar diskalifiye olacak. Yani götlüyor mu veya bel kırıyor mu? Kesinlikle hani dolapçı mı değil mi? Bunları evet. Siz kesinlikle takip ediyorsunuz. Dolabı var mı? Dolabı var mı yok mu? Yani dolabı olmayan kuş bile diskalifiye olacaktı. Yani. Hiçbir arkadaşımızın kuşunda kusur çıkmadı yani. Peki kazanan arkadaşımıza ödül olarak ne veriyorsunuz? Kazanan arkadaşımıza ödüller zaten baştan konulmuştu. 5 kişi ödül vardı. Büyük altın, yarım altın, çeyrek altın, gram altın ve yarış ücreti kadar hediye çeki. Güzel bir etkinlik, güzel bir ödül. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Peki bu beyaz angapların arasında çil grubu var mıydı? Tabii ki vardı. Neden vardı? Sonuçta o da deniz dolapçısı. Yani biz hiçbir kuşta ayrım yapmadık. Herkes sonuçta dolapçı olan ırkı renk ayrımı olmadan hepsi katılabilir. Kesinlikle. Bizde ayrım olmaz. Yani biz ayrım yapmadık. Sonuçta o da deniz dolapçısı. Biz hepsine saygı gösteririz yani. Herkes kendi emeğine, kendi kuşuna güvenen katılabilir. Evet. Evet. Zaten tekrar bir yarış düzenlenecek. Yani kuşuna güvenen herkes katılabilir. Yani katılabilir. Sonuçta bu da denizli dolapçısı yani çil dıştan gelen bir kuş değil yani. Yani herkes kuşuna güveniyorsa kesinlikle katılabilir. Evet. Peki yavru yeme düştüğünde bunu kaç gün kollarsınız? Şimdi şöyle bir şey var. Yavru yeme düştüğünde kaç gün kollarsınız? Mesela bir kuştan diyelim 10 tane yavru alıyorsun. Yani hepsi birbirine benzemiyor. 5 parmağın 5'i 1 değil diyorlar yani. O doğru ya. Yeri geliyor hiç kollamadan uçuruyorsun. Yeri geliyor 1 ay kolluyorsun yani. O kuşun yani kuşun şeysine göre değişiyor yani. Uçuşuna göre. Kuşun kendi şeysine göre değişiyor. Hani insanlar gibi zekasına göre değişiyor. Evet. Zekasına bazı kuşlar gerçekten kümesten kalktığı gibi gidip bir hafta gezip geri gelenler de oluyor sanırım. Evet, aynen öyle. Mesela gördüğünüz şu kuş daha çelenk atmamış, çelenksiz. Bu kuşu ben hiç kollamadan uçurdum mesela. Bu bana o cesareti verdi. Bunda o ışığı gördüm yani ben bu hayvanda. İlk uçurduğumda kendi gezmeye başladı zaten. Evin üstünde durmuyordu. Kendi mahalleyi geziyordu. O yüzden kollama gereği duymadım yani. Çünkü bana o cesareti verdiği için kollamadım yani. Bayağı küçükmüş. Daha burun üstündeki tüyleri bile yok yani daha. Bayağı küçük yavru. Evet. Bu kuşlar sizden aldığı, verdiği nelerdir? Ya bu kuşların bizden aldığı, verdiği kuşların sayesinde çok dost kazandık. Yani düşmanın pek olmadı. Yani dostlarımızdan sonradan bize düşman olanlar oldu. Yani şu kuştan öğrendiğimiz şey iki kanat bir kuyruk diyorlar ama öyle değil yani. Bu kuşların sayesinde kimin eş, kimin dost olduğunu öğreniyoruz yani. Bu kuşlar bize onu öğretiyor yani. Eşini, dostunu öğretiyor. Bu kuşların en güzel yanı odur yani. Gerçek dostu, gerçek düşmanı öğreniyoruz. Tabi zamanla. Bizi takip eden aboneleriniz olsun, yeni genç nesiller olsun. Onlara söylemek istediğin bir mesajınız var mı? Yani yeni genç nesillere söylemek istediğim hani güzel kuş besleyeceklerse boşa hiç tutak kuştan, ondan bundan uğraşmasınlar. Bilindik yerden alsınlar derim. Yani benim kapım da her zaman gençlere açık yani. Her türlü yardımcı olurum yani yanıma geldikleri zaman. Demem o yani bilindik kuş alsınlar. Boşa yani hiç bilmedikleri kuştan yavru aldıkları zaman bir seneleri, iki seneleri boşa gider. Yani boşa zaman harcamasınlar derim. Zaman değerlidir. Evet, zaman değerlidir. Evet arkadaşlar, bugün Ferhat arkadaşımızdan misafir olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.